Demek kendinize uygun bir eş arıyorsunuz. Öyle mi Groskin Hanım? Evet. Kırılmadan aynı yatakta uyuyabileceğimiz, lokanta menülerinden tutun da hatta tatlı çeşitlerine kadar her konuda anlaşabileceğim bir erkek istiyorum ben. Parası neyse veririm tabii. Buyurun, buyurun. Oturun lütfen, buyurun. O zaman biz hemen sizin bilgisayara kaydınızı yapalım ve uygun bir koca adayı olduğunda da arayalım. Peki öyle yapalım. İsminiz ve kilonuz? Groskül Kantar Kral. Kilonuz? 115 kilo 600 gram. Siz 115 yazın. 600 gramı eve gidene kadar vereceğim de eve kadar yürüyeceğim yani. Ay anlıyorum. Yani tekerlekler patlar diye taksiciler sizi arabaya almıyorlar değil mi? Ya. Neyse adresiniz? Celal Muhtar Sokak. Çiçek Apartmanı. 3 taksi. Düşmüyorum. Bana. Kes şu mumlayımayı, kes. Ver şunu bana, ver. Bir koyun sürüsünden daha fazla M harfi tükettim. Git şu ağzını yıka. Açılsın. Tiner mi sürersin, kolonya mı sürersin, ne yaparsan. Git, yürü, çek, sok, yürü. Alo, buyurun efendim. Birleşmiş Kalpler Kavuşturma Şirketi. Rahmetli Mazhar beni helvasında pek güzel yapmışım canım. Nefis bir şey oldu. Bizim bir tane daha yiyeceğim. Kendisi yandı ama helvası yanmadı. Çok güzel oldu. Kesin ölmüş müdür acaba? Ölmüş gibi görünüyordu canım. Ay içime bir kurt düştü. Şu rahmetli Mazhar beni evini bir arayayım bakayım. Geldim. Alo buyurun, ben Mazhar. Mazhar mı? Mazharcığım. İyi misin sen? Yasemin, sağ ol, iyiyim. Beni salondan yatağıma taşıdığın için, bana baktığın için teşekkür ederim. Sen çok iyi bir insansın. Ben mi? Tabii, seni yatağına kadar ben taşıdım. Neyse. Geçmiş olsun, iyi olduğuna o kadar sevindim ki. Hoşça kal, görüşürüz. Hoşça kal. Kurtulmuş. Gebermemiş. Ama ben seni gebertmesini çok iyi bilirim Mazhar Bey. Madem ki senin helvanı peşin peşin yedim, senin canını almak boynumun borcu oldu. Bu sefer seni en bilinen yöntemle öldüreceğim Mazhar Bey. Şu zengin kadın Yasemin'le abim ne yaptılar acaba? Anne, ister misin Yasemin'le abim birdenbire şok bir kararla Mehmet Ali Erbil gibi evrilversinler? Vallahi açıkçası bu sefer bu işin üzerine düşmeme kararı aldım. Çünkü biz ne kadar üstüne düşersek abin de o kadar evlenmekten kaçıyor. Vallahi haklısın. Yani bir sefer de böyle deneyelim. Ama içimden bir ses, hem de böyle gür, davudi bir ses, bu sefer bu işin olacağını söylüyor. Eyvallah, abim birazcık akıllandıysa Yasemin gibi bir kadını kaçırmaz. Ha? Kadın kafadan zengin bir kere. Artı Reyhan gibi de salak değil. Daha ne olsun yani, daha ne olsun. Bak vallahi Yasemin gibi kadını telli babaya 500 metre tel sarsan gene de bulamaz. Haklısın. Bunlara bulamaz. Vay alacaklar. Demek ki koynumda iki tane yılan besliyormuşum. Keşke koynumda tavşan besleseymişim. Yok, kaçırmaz. Biraz sonra Mazhar'ın yanına gideceğini söylesem yanılmış olur muyum acaba? Hayır, yanılmıyorsun gözüm ablacığım. Ölü de olsam güzel olmalıyım, öyle değil mi? Çok doğru. Bir kadın ölüyken bile çekici ve güzel olmalıdır Ruhsar'cığım. Yine mi? Ne yine mi? Mazhar yine tehlikede. Hayır, olamaz. Hemen gidip Mazhar'ı korumam lazım gözüm abla. Yağmur var mı yağmur? İlahi Ruhsar'cığım, acı var mı acı der gibi oldu. Neyse bakalım, yağmur nerelerde var? Bak Konya civarında ahmak ıslatan yağmuru var. Tamam, onunla gidiyorum o zaman. Aman Ruhsar'cığım dikkat et, yağmur seni ahmak yapmasın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma.